Yusuf Kaplan Barış Pınarı Türkiye Türkiye, Fırat'ın doğusuna beklenen askeri harekatı başlattı nihayet. Amerika, AB, Arap Birliği, Suudlar, Mısır ve İsrail Türkiye karşıtı safta yerlerini aldılar hemen. İkinci İsrail'in kurulmasına izin vermeyeceğiz diye çıldırıyorlar. Dünyanın haydutları ve onların kuklaları karşı çıksa da Türkiye bu harekatı yapmak zorundaydı. Bölgenin sadece siyasi haritalarını değil, daha önemlisi de kültürel ve manevi haritalarını yerle bir edecek. İsrail'in ve Batılıların kuklası, bölgenin geleceği açısından çıban başı işlevi görecek. İkinci İsrail'in kurulmasına göz yummak, ayağımıza kurşun sıkmak anlamına gelirdi. İran, harekata karşı olduğunu açıkladı. Rusya ne şiş yansın, ne kebap türünden bir açıklama yaptı. Mahmud Abbas'tan da Türkiye'yi kınayan bir açıklama geldi. Türkiye'de büyük tepki topladı haklı olarak. Ancak unutulmaması gereken nokta şu. Mahmud Abbas İsrail'in Filistin başına diktiği İsrail kuklası, köle ruhlu biridir. Filistin'i temsil etmez, İsrail'i temsil eder. Filistin Türkiye'ye ihanet edecek en son yerdir. O yüzden insaf diyorum. Arap Birliği'nin açıklamasına şaşıranlar oldu. Şaşıranlara şaşırmak lazım aslında. Mahmud Abbas nasıl İsrail'in uydusuysa, Arap Birliği de küresel sistemin lordlarının emir kuludur. Bunu bilmeyenlerin konuyla ilgili ahkam kesmeleri kadar ahmakça bir şey olamaz. Erdoğan'ın tarihi konuşması Erdoğan dün konuyla ilgili çok güzel bir konuşma yaptı. Özellikle Suud ve Mısır'la ilgili çok güzel cümleler kurdu. Erdoğan'ın konuşmasında sergilediği özgüven, kararlılık, vakar, milletin yüreğine su serpti. Erdoğan zor zamanların adamı yalnız adam. Tarih yalnız adamların kanatlarında yükselir. Yalnız adamlar zor zamanlarda ateşten gömlek giyerler ve tarihin akışını değiştirirler. Barış Pınarı Harekatı Türkiye'nin içerideki dengeleri de yeniden tanımlama potansiyeline sahip. Büyük kriz zamanları, savaş zamanları, toplumların aynaya bakma, kenetlenerek aynı hedefe koşma zamanlarıdır. Erdoğan'ın konuşmasında terörle Kürt kardeşlerimiz arasında kesin ayrım yapması, Türkiye'nin bölgeye yaptığı operasyonların asla işgal amacı gütmediğini, bölgede barışı, kardeşliği, huzuru sağlamak olduğunu hatırlatması çok önemli dikkatlerdi. Batı başkentlerinin ve medyasının Türkiye aleyhine topyekün bir saldırı gerçekleştirmesine ve Türkiye'yi kanemici olarak lanse eden algı operasyonlarına soyunmasına tanık oluyoruz bir kez daha. Selçuk çocuklarıyla Selahaddin'in çocukları birbirlerine omuz verirlerse Erdoğan'ın mutlaka şu noktanın altını çizmesi çok iyi olur bundan sonraki açıklamalarında. Selçuk çocuklarıyla Selahaddin'in çocukları ne zaman ki birbirlerine omuz vermişlerse işte o zaman dışarıdan gelen bütün saldırıları başarıyla püskürtebilmişler. Tam da böylesi bir müşterek tavır geliştirmek mecburiyetinde olduğumuz çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Selçuk çocuklarıyla Selahaddin'in çocukları eğer birbirlerine omuz vermek yerine omuz vuracak olurlarsa iki tarafta kaybeder bölgemiz de ve bölgemiz bir daha toparlanabilme umutlarını büsbütün yitirir. Bunun vebali de günah olarak bizim için yeter. O yüzden Kürt kardeşlerimiz ikinci İsrail olma emperyalistlerin Türkiye'yi, İran'ı, Irak'ı ve Suriye'yi köşeye sıkıştırmak için kullanılacak İsrail uydusu bir PKK devleti kurma basiretsizliğine asla prim vermeyeceklerdir. Biz bize, omuz omuza, üzüntülerimizi ve sevinçlerimizi daha içten, daha samimice, daha dürüstçe paylaşacağımız, kardeşlik yeşerttiğimiz, bizi etle tırnak gibi birbirimize kenetleyen, aynı medeniyetin hedeflerine birlikte yürüyeceğimiz güzel günlere hazırlanmalı, kendimizi buna kilitlemeliyiz. Emperyalistlerin oyunlarına gelmek yerine oyunlarını püskürttüğümüz ölçüde bu güzel günlere, barış, kardeşlik ve huzur dolu günlere kavuşabiliriz yeniden. Barış Pınarı Türkiye Bunun yolu Türkiye'nin her alanda tıpkı Osmanlı gibi bölgemizi yeniden barış, kardeşlik ve huzur yurduna dönüştürecek bir barış pınarı rolü üstlenmesinden geçiyor bir kez daha. Masal değil bunlar. Osmanlı bunu üç kıtada muazzam bir şekilde gerçekleştirdi. Hem Darül İslam'ı, hem Darül Selam'ı, Selam Barış Yurdu'nu, hem de Darül İnsan'ı, insanlık Yurdu'nu 5 asır 3 kıtada inşa etti. İşte bu ruhu yeniden hayata ve harekete geçirmemiz gereken çok özel zamanlardan geçiyoruz. Ülke içinde tam bir kardeşlik rüzgarı estirebilmeli, Türkiye ittifakını etle kemiğe büründürmeliyiz. Tarih bizi çağırıyor. Bunu görelim ve süratle önümüzdeki engelleri kaldıralım. Önce içeriden başlamak, içeriği tahkim etmek, içeride kenetlenmek, aynı müşterek hedefe kilitlenmek zorundayız. Türkiye tıpkı Osmanlı gibi yeniden barış pınarı olabilir hem bölgemiz hem de dünya için. Yeter ki biz bu ruhla hareket etmesini bilelim. Vesselam. Yusuf Kaplan Yeni Şafak